Selam. Bıyıklarımı alıp geliyorum. Dudak çevrem yine kıpkırmızı oldu. Güneş kremimi süreceğim. Güneş kremimi sürmeden evvel Essence'ın bu Fix It Transparan yeni kaş sabitleme jelini sürüyorum. Eski versiyonuyla aynı incelikte fakat bu çok daha sabitleme özelliği. Güçlü kaş jeli. Tek dezavantajı çok ıslak. Güneş kremimi süreceğim. Güneş kremimi sürmeden evvel bugünün anlam ve önemini paylaşmak istiyorum sizinle. Bugün terapi günüm. Bir terapi günümü sizinle paylaşacağım. Şu an terapiye gitmek için hazırlanıyorum. Her hafta aynı gün aynı saatte psikoterapiye gidiyorum ben. 9 aydır böyle bir sürecin içerisindeyim. Kendimi iyileştirme sürecinin içerisindeyim. Neden bunu vloglamıyorum ya da neden bu konu hakkında konuşmuyorum diye düşünüyordum. Artık konuşabildiğim bir zaman dilimindeyim. Deneyimlediğim terapi günümü siz de benimle deneyimlemiş olacaksınız. Yazdan beri kullandığım cildiyecimin reçete ettiği güneş kremimi sürüyorum. Tinted bir ürün değil, Tone Up güneş kremi. Aile boyu bebeklerin vücudunda ve yüzünde bile kullanılabilen UVA, UVB koruması olan SPF 50 koruma sağlayan suya dayanıklı. Benim daha önce hiç ürününü kullanmadığım bir marka, hatta ön yargıyla yaklaşmıştım. Doktorum bana şey dedi, cildin bir bebeğin cildi kadar hassas. Cilt bakım rutinime çok karışmadı bu arada. Bu marka hayvanlar üzerinde test yapmadığına dair legal olmayan logoya sahip. Hayvanlar üzerinde test yapmıyoruz diyor ama ne kadar resmi tartışılır. Matlı bitişi yok. Nemli bir bitişi var. Cildi çok canlı gösteriyor. Cilt renk tonumu eşliyor. Mesela ben bunu sürdüğümde insanlardan hep iltifatlar alıyorum. Genel olarak ya cildinde ne var? Çok sağlıklı gözüküyor. Çoktan bir sünger aldım 12 liraya. Yedekledim hatta. Bunu sosyal medyada görmüştüm. Ocean marka bir sünger. Muhteşem bir sünger. Bundan önce indirimde 30 küsür liraya aldığım bu pastelin makyaj süngerini kullanıyordum ve yedekledim. Aşırı uygun fiyatlı ama beauty blenderlara çok yakın performanslı süngerler. Bu arada çok sevdiğim bu Revelation'ın kapatıcısını uygulayacağım. Son zamanlarda benim yaptığım bir lip combo var. Birkaç ürünü karıştırıp yapıyorum. Birden fazla ürün var. Essence'ın Electric Glow renk değiştiren ruju. Çok kişi sevmedi bunu TikTok'ta falan ama bayılıyorum ve yedekledim. Hafif yağlı yapıda bakım yapıyor. Yani lip balm görevi de görüyor. Sürdükçe dudağımın rengi pembeleşiyor. Daha sonra iki dudak kalemi favorim. Birisi Burlesin. Bu printed dudak kalemlerinden 104 karamel rengi Reveal Love Me markasının lip linerlarından 11 numaralı Desert Storm rengini kullanıyorum. Peçeteyi öpüyorum. Çünkü benim dudaklarım çok kalın olduğu için çok yapay bir görüntü oluyor. Bir de TikTok'ta viral haline getirdim bunu ben. Övünmek istemiyorum ama Flormer'ın Water Lip Stain'lerinden 03 Girl Gang rengi. O videoda tüm dudağıma sürüyorum ama sadece dudak içime süreceğim. Şöyle birkaç saniye bekliyorum. Daha sonra dudaklarımı birbirine sürtüyorum. Ortaya çıkan görüntü çok sağlıklı ve doğal bir görüntü oluyor. Birazcık da allık sürelim. Amazon'dan kargom geldi. Erkek arkadaşım ve ben yüklü bir kitap alışverişi yaptık. Çoğu onun aslında ama hani onun sipariş verdiği kitaplar benim de okuyacağım kitaplar. Neler aldığımı hızlıca gösterip evden çıkmam lazım. 1984'ün orijinal çizgi romanı. Bayağı kaliteli ve güzel bir işçilik var. Bu şekilde de okumayı deneyimlemek istiyorum. Derin bir ütopyaya sahip olan bir kitap. Büyük Resim adlı kitabı aldık. Son zamanlarda erkek arkadaşımla kuantum fiziği, işte yaşamın anlamı tarzında şeylere çok meraklı olduğumuz için bu tarz kitaplar okuyoruz. Yani yaşamın, anlamın ve evrenin kökeni üzerine bir kitap. Bilmiyorum, seviyor musunuz bu tarz kitapları? Yine çok satanlarda, birincilerde olan, benim uzun zamandır da istediğim bu atomik alışkanlıklar. Hayatımda belirli köklü değişiklikler yapmak istiyorum ve yaptığımda yapmaya da devam ediyorum. Yine erkek arkadaşım da bu şekilde bizi motive edecek, bize yol gösterecek kitaplar okumaya da çalışıyoruz. Bu da o kitaplardan biri. Zaten kitabı çok güzel bir şekilde kapağında açıklamışlar. Kötü alışkanlıklardan kurtulup iyi alışkanlıklar edinmek için kolay ve etkisi
kanıtlanmış bir yöntemden bahsediyor. Duygusal zeka IQ neden IQ'dan daha önemlidir? Duygusal zekası daha gelişmiş bir insanım. Okuduktan sonra anlayacağız içeriği nasılmış. 1899 adlı dizi izledim. Okey, çok mükemmel bir dizi değil. Dark'la çok kıyaslandı, alakası bile yok. Ama orada anlatılmak istenenin, bahsi geçenin bir kitabı var. Platon'un Kamerası. Beynimizin algılarıyla alakalı hayata dair ne algılıyoruz? Evren bize ne anlatmaya çalışıyor ya da nasıl bir döngünün içerisindeyiz tarzı bir kitap bu. 1899'u sevdim. Okey, eksiklikleri olan bir dizi ama bu kitabın daha çok şey anlatabileceğini düşünüyorum. Orada anlatılmak istenenin havada kaldığını ama orada anlatılmak istenenin bu kitapta daha net açıklandığını düşünüyorum. Subliminal adlı bir kitap. Bilinç dışınız davranışlarınızı nasıl yönetir adlı bir kitap. Bilinç dışı yaptığımız birçok şey var. Bilinç dışımın bende yarattığı tepkileri nasıl fark edebileceğime dair ipuçları bulmak için okumak istediğimden aldım. Genelde kitapların en ucuz olduğu ve en hızlı teslim edildiği platform Amazon Prime kullanıcısı olduğum için 12 saatten az bir sürede teslim ediyorlar. Toplu alımda ekstra indirim oldu. Şimdi ben evden çıkıyorum. Ding dong dong.